pek uzlaşabileceklerini sanmıyorum ya. Hemfikir değiller yani gördüğüm kadarıyla yani izlemlerimde. Hiçbir konuda hemfikir değiller yani. Tamamen ters siyaset uyguluyorlar birbirlerine yani. Onlar dışarıda birbirlerini yerler, içeride otururlar, yemeğini yerler. Bunlar gayet normal şeyler yani. Biz 60 yaşındayız, bu siyaset bu. Normal. 400 yıldır nasıl gidiyorsa yine aynı gidiyor, değişmiyor. Değişen bir şey yok. Sadece bizim yaşımız değişiyor, ilerliyoruz. Hiç inancım da yok, güvencim de yok. Çünkü AK Parti ne diyorsa onun tersini yapar. Bu arada herhalde CHP harcayacak. CHP akıllı olsun, öyle birine yanaşmasın. Yanaşırsa zararlı çıkar. Şimdi bir konuda ortak karar alsalar, 5 tane gizli karar vardır. Onun için yani bunlarla yola gidilmez. Ben CHP'ye o kadar derim, yanaşmasın. İnşallah Cumhurbaşkanımızla o yeni şey adam inşallah iyi şey ederler. Konuyu şey yani insanlarımızı düşünseler daha iyi olur. Emekler ama acından ölüyor diyeyim daha iyi olur. Temiz siyasete ihtiyacımız vardı. Böyle kavga, dövüş, gürültü bu 10 numara oldu. Bence Özgür Özel de gayet güzel davrandı. Cumhurbaşkanımız da zaten yerinde bir davranış sergiledi. Bu durumda çok ben yani bu böyle giderse çok güzel olur. Tayyip Erdoğan da elinden geldiği kadar her şeyi yapıyor. Yani hakkını da yememek lazım. Ama o giderse eğer başka biri gelirse onu da hiç düşünemiyorum. Çünkü ondan başka bu Türkiye'yi yöneten böyle şey olamaz yani. Vallahi ikisi ne karar alır ne yapar onu bilmiyorum. Ama Özgür Özel'i takdir ediyoruz. Cumhurbaşkanıyla görüşmeleri çok iyi geçti. İnşallah görüşmelerde Özgür Özel'in sunduğu şeyleri Sayın Cumhurbaşkanı emekli maaşlarını düzeltir. Düşüncem bu benim yani. İplerin Tayyip Erdoğan'da olduğunu görüyorum. Tayyip Erdoğan da batan geminin kaçan faresi gibi. Şimdi CHP'ye sarılıyor. MHP'yi sattı gibi geliyor. Ben yumuşama diye bir şey göremiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tam bir şey bir partidir. Kitlesel bir parti olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle bir şeye ihtiyacı yok. Kalkıp da kimseye muhtaç olacak bir genel yönetimleri alıp yani birinci bir parti çıkmış bir partiye kalkıp da bir yumuşama diye bir şey olmaz. Ben sosyalistim ve asla biz buna güvenmedik, inanmadık biz. Özellikle Tayyip Bey'e biz güvenmedik yani. Ve kısa sürmesinin de olacağını böyle bir kestirebiliyorduk yani. Görüşmelerden hiçbir şey de çıkmayacak. Yani Özgür Bey gidip konuşuyor da yani memleketin halini bilmiyor mu? Yani Cumhurbaşkanı ona ne diyecek? İşte memleketin durumu böyle. Şeyler nedir? Maliye Bakanı'na görüşmesi. Maliye Bakanı yarın diyecek ki kardeşim işte cari açık bu, gelirimiz bu, giderimiz bu. Yönetim bu şekilde. Eğer sen yöneteceksen sen gel otur yani düzelteceksen diyecek. Yani bununla bu şeylerden hiçbir sonuç çıkmayacak. Bunda hiçbir herhangi bir beklentim yok bunda yani. Bilmiyorum politik bu oyunda yani AKP'nin işine yarar bu, CHP'nin işine yaramaz bu. Bir oyuna geliyor gene CHP diye düşünüyorum. Valla çok önemli bir şey beklemiyorum. Türkiye'deki siyaset çıkarlar üzerine kuruludur. Tabanı kimse ilgilendirmiyor. Ya bu iki tarafında kendi çıkarlar doğrultusunda yapılan bir görüşme. Yani iki tarafta birbirine nasıl bir uyum sağlayacağız? Cumhurbaşkanı 2028'de seçilebilir mi diye yumuşama yapıyor. Öbürü de bundan fırsat bulup bir şey daha alabilir mi yapıyor. Yoksa halk için yararlı hiçbir şey yok yani. Özlem duyduğumuz bir manzara. 2000'den önce hep bu şekilde çıkıyorlardı, açık oturumlarda birlikte tartışıyorlardı. 2000'den beri bir diktatörlük sanki başlamış gibi. Böyle bir şeyi görmedik. Hep sert bir üslupla, zehirli bir dille, insanları dışlayan konuşmasıyla hepimizi yaralıyordu. Ama Özgür Özel çok güzel bir çalışma yaptı, adım attı. İnşallah biraz daha yumuşama olur diyorum. Bizim halk olarak istediğimiz yani Türkiye'yi iyi yönetsinler. Türkiye halkı hep beraber birlikte
güçlü olmaya devam edecek ama insanları ayrıştırmayacaklar. Yani devlet olarak herkes görevini düşeni yapacak. Sonuçta başka Türkiye'miz yok. Bu ülke kolay kurulmadı. O yüzden Türkiye'mize sahip çıkalım. Birbirlerine laf söz söylemek yerine bir araya gelip Türkiye'mizi el birliğe yönetsinler. Kola bir çay Metin. Birbirlerini yiyeceklerle ülkeyi düzeltmeye baksınlar. Tek şeyimiz budur. Vallahi ne konuşmasını isterdik. Şu anda ne diyeyim ki? Dönüyoruz dolaşıyoruz yine ekonomi diyoruz yani. Başka aklımıza gelen bir şey yok. Ha ne konuşsunlar? Yani bu ülke için ne yapacaklar? Birbirlerini yemeyi bıraksınlar. İkisi için de geçerli bu. O onu atmayla bu ülke düzelmez değil mi? Yani birlik beraberlik olsun. Bunu istiyoruz.